S-400'leri aldık ama aldığımızı bile unuttuk. Artık onları kullanmanın zamanı geldi. Doğu Akdeniz'de S-400'leri kullanırsak bu oyunda büyük bir hamle yapmış oluruz. Ayrıca Libya'daki askeri üs Kıbrıs'a gönderilecek yeni askerler de oyunu kazanmamıza yardımcı olacak. Artık zamanı geldi. Kazanmanın keyfini çıkarmaya çok az kaldı. Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgedeki gücünü hissettirmeye başlaması emperyalist devletleri rahatsız etti. Suriye'de PKK-YPG'yi, Libya'da Hafter'i Türkiye'nin önüne sürenler şimdi de Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını engellemeye çalışıyor. Ankara ise Doğu Akdeniz konusunda hak ve menfaatlerinden geri adım atmama konusunda kararlılığını devam ettiriyor. Bu kapsamda Türkiye, Akdeniz'de askeri varlığını daha da güçlendirecek. Hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Libya'da deniz ve hava üssü kurulacak. İHA üssü olarak kullanılan Geçit Kale'nin güçlü bir hava üssüne dönüştürülmesi, Kuzey Kıbrıs'a takviye asker ve zırhlı birlik çıkarılması ve füze sistemleri yerleştirilmesi de gündemde. Bu süreçte 42 yıldır kapalı olan Maraş'ta turizme açılacak. İncirlik üssünün statüsü de yeniden gözden geçirilecek. Libya ile işbirliği derinleştirilecek. Türkiye, Libya'daki askeri varlığını daha da arttıracak. Doğu Akdeniz'de yeni alanlarda Navtex ilan edilecek. Buralarda eğitim atışlarının yanı sıra sismik ve sondaj gemilerinin faaliyetleri sürecek. Öte yandan testleri yapılan S-400'lerin bu süreçte menzilinin Doğu Akdeniz'i kapsayacak şekilde aktif hale getirilebileceği de belirtiliyor. Aslında S-400'lerin hali hazırda aktif olduğunu söyleyen askeri uzmanlar, sistem aktif olmasa testlerinin yapılamayacağını, bunun alenen açıklanmasının ülkenin menfaatleri açısından doğru olmadığını vurguluyor. Ayrıca Rusya ile ikinci bir S-400 anlaşmasının gündemde olduğu, Amerika'nın vermediği F-35'lerin yerine de Moskova'dan 5. nesil savaş uçağı alımının yapılabileceği ifade ediliyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile küresel ve onların bölgesel müttefikleri arasında hakimiyet mücadelesi yaşandığına dikkat çeken Profesör Doktor Mustafa Sıtkın, Türkiye gücünü artık Doğu Akdeniz'de de gösterdi. Akdeniz'in klasik hegemon ve kolonyal güçleri Fransa, Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere'nin, Türkiye'nin bölgede güçlenmesi hoşuna gitmiyor. Türkiye'yi burada bir şekilde sınırlandırmak istiyorlar dedi. Türkiye'nin kararlı tutumunun batılı kolonyal güçlerin ve onların bölgesel müttefiklerini akamete uğrattığını belirten Bilgin, bugün Yunanistan'ı kışkırtmalarının arka planında da bu var ifadesini kullandı. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, geçenlerde verdiği briefingde Doğu Akdeniz'de gerilime dair açıklamalar yapmıştı. Ankara'nın bölgede tek taraflı ve yasa dışı adımlar attığını, arka arkaya ilan edilen Navtex'lerle Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseldiğini belirten Petsas, Avrupa Birliği'nin olası yaptırımına değindi. Yunan sözcü, "Avrupalı ortaklarımız bir yaptırım listesi hazırladılar ve Ankara'yı gerilimi azaltmaya çağırıyorlar. Aksi takdirde yaptırımları etkinleştirecekler." ABD, Dışişleri Bakanlığı tarafından tekrarlanan açıklamalarda Türkiye'nin davranışını kınadı. Bu nedenle gerilimi azaltma veya yaptırımlardan birini seçmek Ankara'nın elinde dedi. Geçtiğimiz ay toplanan AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye karşı alınacak önlemler için Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'a yetki vermişti. Borrell, 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılan AB toplantısında ekonomik yaptırımlar dahil Türkiye'ye karşı alınabilecek kararları açıklamıştı. Ankara'ya yaptırımların uygulanması için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye'ye bir yaptırım uygulanacaksa eğer 24-25 Eylül tarihinde AB toplantısında karara bağlanacak. 27-28 Ağustos'taki görüşme sonrası basın açıklaması yapan Borrell, Türkiye'ye karşı uygulanacak yaptırımların bir taslak metninin hazır olduğunu ve üstünde mutabakat sağlandığını söylemişti. Kısıtlayıcı tedbirlerin neler olacağı hakkında bilgi veren Borrell, çeşitli seçenekler arasında kişilere yönelik tedbirler bulunduğunu, ancak duruma göre varlıkların dondurulması, Avrupa limanlarının, teknolojisinin kullanımı, finansal ve Türk ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle bağlantılı sektörel faaliyetlerinin de gündeme gelebileceğini aktarmıştı. Sadece Avrupa değil, ABD de işin içine girmeye başladı.
ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararının yalnızca Yunanistan ve Rum kesimini çözümden uzaklaştırmaya yarayacağı açıktır. Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle kuzeye veririz. Ne olacak? Yine gerginlik artacak. Açıkçası Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde provokasyonlara izin vermeyeceğimizi çok net belirttik. Yunanistan bu tür provokasyonlara devam ederse en çok acı çeken o olacak. Peki sizce Yunanistan neyine güveniyor ki Türkiye'ye kafa tutabileceğini sanıyor? Mehmet Şeker, Yunanistan neyine güveniyor başlıklı yazısında bu konu hakkında şunları söylemişti. Ne Amerika, ne Rusya, ne de Çin. Her şey Türkiye için. Bu slogan çok rağbet görmüştü. Bugün de geçerli. Dikkat çekici bir ayrıntı var burada. Gençlerin heyecanla ve büyük bir samimiyetle ne Amerika, ne Rusya, ne Çin diye haykırdığı dönemde Sovyetler Birliği dağılmamıştı. Doğu bloğu 15 civarı ülkeden oluşmaktaysa da baskın gücün Rusya olduğu herkes tarafından bilinmekteydi. Diğerlerini kimse önemsemiyordu. Öyle ya, Rusya başı çekerken kim Moldova veya Letonya'yı zikreder yahut diğerlerini? Her zaman başa güreşen birkaç ülke bulunur. Ötekiler kendi halinde iddiasız şekilde yoluna devam etmeye çalışır. Bazen günü kurtarmak bile başarı sayılır o yüzden. Şimdi Yunanistan efeleyip kabarmaya çalışıyor ama eti ne budu ne cümle alem biliyor. Kabadayılık yapmak için niyet yetmiyor. ABD gibi büyük değilsin, Çin gibi kalabalık ve üretken değilsin, Japonya gibi çalışkan değilsin, Almanya gibi disiplinli veya söz sahibi değilsin. Rusya'ya benzer hiçbir tarafın yok. İngiltere gibi güçlü ve akıllı da değilsin. Sağdan bak, küçücük bir ülke, soldan bak, etkisiz eleman. On dönüm bostan, yan gel yat Osman. Çalışkanlık yok, nüfus yok, disiplin yok, akıl yok, mantık hiç yok. Üretim sıfır seviyesinde, etki yok, yetki yok. Güçten bahsetmek güç. Ne var? Haddini bilmezlik, tembellik, sınırsız hayal gücü, ukalalık, edepsizlik, yalan dolan, çamura yatma, anlaşmalara aykırı davranma. Karnenin hem sağ tarafı hem de sol tarafı içler acısı. En baştan hal ve gidişat berbat. Yanına aldıkları ise kendinden beter. Bu tabloyla ortada kalmak kaçınılmaz. İyi ve güzel bir yere varılamaz. İlle devasa bir ülke olmak gerekiyorsa, nüfus ve toprak bakımından büyük olmadığı halde dünyada söz sahibi olan ülkeler de var. Ancak onlardaki özelliklerin hiçbiri Yunanistan'da görülmüyor. Ne azim, ne disiplin, ne teknoloji, ne de yeraltı kaynakları. Vaziyet böyleyken hadsizce karşımıza çıkmaları hakikaten komedi. Yunanistan neyine güveniyor diye sorulur ister istemez. Gizli bir güçleri bulunuyor da ona güveniyorlarsa veya biz gerçeği göremiyorsak o zaman başka tabii. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisiyle hidrokarbon arama faaliyeti aylardır bölgede hareketlilik yaratan Fransa, Yunanistan ve Rum kesiminin galeyana gelmesine sebep oldu. Hali hazırda son dönemde Ayasofya, Suriye ve Libya konusunda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Paris hattında adeta yeni bir cephe açıldı. Doğu Akdeniz. Libya'da Fransa, Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter'in yanında yer alırken, Türkiye ise Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni meşru güç olarak kabul ederek destekledi. Suriye'de ise terör örgütü YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler arasında yer alan Fransa, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarını da sık sık eleştiriyordu. Öyle ki Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonlarına tepki gösteren Macron, geçen aylarda bir dergide NATO üyesi Türkiye'nin çıkarlarımızın söz konusu olduğu bir bölgede koordinasyonsuz saldırgan eylemleri var demiş ve Türkiye'nin uzun vadede NATO'da olmayacak mı sorusuna böyle bir şey diyemem. Türkiye'yi NATO'dan dışlamak çıkarımıza değil ama belki de NATO'yu yeniden gözden geçirmeliyiz yanıtını vererek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Fransa ile Türkiye arasında son aylarda yaşanan bir diğer gerilim de Ayasofya'dan çıkmıştı. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Paris'in tepkisini çekmişti. Öyle ki o dönemde açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian bu karardan memnun olmadıklarını dile getirmişti. Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz aramaya başlaması iki NATO ülkesi Fransa ve Türkiye arasında gerilimi tetikledi. Güney Kıbrıs Rum kesimi, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'nın tepkisine rağmen bölgede doğalgaz arama ve çıkarma haklarını Fransız şirketi Total'e vermişti. Bunun üzerine Türkiye, Libya ile deniz etki alanı mutabakatı yaptı ve bu anlaşmaya Atina'nın yanı sıra Fransa dahil
İtalya, İsrail, Mısır, Lübnan dahil diğer Akdeniz ülkeleri de tepki gösterdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ruhsat alanları o dönemde gerilim yaratmıştı. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ocak 2020 sonunda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüşmesinin ardından bölgeye Fransız savaş gemilerini göndermeyi teklif etmişti. Macron, 23 Temmuz'da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'le Paris'te yaptığı görüşme sonrası da Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulaması çağrısında bulundu. Macron, Türkiye'yi Yunanistan ve Kıbrıs'ın deniz yetki alanını ihlal etmekle suçladı ve Türkiye'nin eylemlerini provokasyon olarak tanımladı. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.